göç olgusu anlatılmakta ve birlikte yaşamanın katkıları vurgulanmaktadır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce hizmet sağlayıcılar için göç ve uyum konularında yeni bakış açısının kazandırılması ve ortak etkinlik vasıtasıyla hizmet sağlayıcılarla yabancılar arasında iletişimin güçlendirilmesinin amaçlandığı uyum buluşmalarının 26. toplantısı Edirne'de Marge Otel'de gerçekleştirildi. 49 ayrı milletten uluslararası öğrencilerin katılım sağladığı toplantıda konuşan Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, uluslararası öğrencilere seslenerek Edirne'de olmalarından mutluluk duyduklarını ifade etti. Göç, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Gerek siyasi, gerek ekonomik sıkıntılar, iç savaşlar, etnik çatışmalar, gerek can güvenliği korkusu veya gerekse daha kaliteli bir eğitim, daha kaliteli bir yaşam standardı için milyonlarca insanın ülkesini terk etmesi ve göç yoluna düşmesine sebep olmuştur. Bugün dünya 191 ülkesinden 5 milyona yakın göçmen statüsündeki insanı topraklarında barındıran bir devlet olarak bu konunun veya böyle buluşma günlerinin anlam ve önemini en iyi bilenlerdeniz. Çünkü biz topraklarımıza gelenlere kökeninden, inancından, dininden, renginden, kültüründen önce insan olarak bakıyoruz. Karşımızdakini önce insan olarak gördüğümüzde emin olun, birçok sıkıntı aşılmaktadır, aşılmakta ve devam etmektedir. Edirne'nin önemi bu konuda büyüktür. Osmanlı tarihimizden beri şehrimizde eğitime verilen önem sayesinde şu an dünyanın birçok yerinde Edirne'de yetişmiş, Edirne'nin suyundan içmiş, Edirne'nin yollarında yürümüş, kitaplarında okumuş birçok insan var. Ne mutlu bize böyle bir şehirde sizlerle birlikte, sizlerin dertleriyle dertlenerek, sizlerin mutluluğuyla mutlu olarak güzel günler geçirmekteyiz. Edirne'mize zenginlik katan siz değerli öğrencilerimizle bugün burada buluşmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Doktor Gökçe Okta, komşu Yunanistan'ın geri gönderme politikasını eleştirerek bu bir insanlık suçudur dedi. Kısımlı komşumuz buradan Biricik geçenleri demir çubuklarla dövüp geriye gönderiyor. İnsanlık suçudur. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Meksikalılar, Kolombiyalılar, Venezuelalılar, daha müreffeh bir geleceğe kavuşabiliriz diye sınırı geçmeye kalktıkları takdirde başlarına gelmeyen kalmıyor. Çok açık ve net ifade edeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletinden almış olduğu yetki ve iradeyle dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği bir kapasiteyle göç politikalarını akılla, bilimle, mantıkla kurguluyor, yönetiyor ve yürütüyor. Bu kadar açık ve net. Ama biz başka bir şey daha yapıyoruz. Bizim bu akıl, bilim ve mantık, yani Cumhuriyet'le birlikte kurmuş olduğumuz medeniyetimizin ve felsefemizin bize öğrettiği şeyin bir zemini var. Biz ayaklarımızı bir yere basıyoruz. O da insanlık ve vicdandır. Yani bereketli Trakya toprakları ve Anadolu, bu insanlık ve vicdan ne anlama geliyor? Medeniyet tarihi boyunca bizim hilalimiz bunu bütün insanlığa anlatmış. Çok şükür bugün de anlatıyor. Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Yurtcan da amacımız bize teslim edilen bu canları burada rahat ettirebilmek ifadelerini kullandı. 2015 yılında 2000 öğrencimiz varken şu an günümüzde 4200 öğrencimiz var ve toplam üniversite sahip olduğumuz öğrencilerin yaklaşık %10'una karşılık geliyor. Tabii bu kadar öğrenciyi sadece almakla yetinmiyoruz. Bunlar bizim canımız dedik. Biz onlara barınmadan tutun, Edirne'de uyumlu yaşamak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz ve İl Göç İdaremizle Dış İlişkiler Ofisimizin ortak çalışmalarıyla uyumlu bir şekilde onlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Konuşmaların ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Roman Müzik Topluluğu'nun enstrümantal müzik dinletisi gerçekleştirildi. 26.sı ve son etabı gerçekleştirilen uyum buluşması programına Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan, Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, kamu kurum müdürleriyle 49 ayrı milletten uluslararası öğrenciler katıldı.